Karşımızda şu anda da hoş geldiniz Güzel Hanım. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bu kayıp çocuk meselesi nedir? Yani bakanlık başından beri ama zaten depremin çocuklarla ilgili bir sorun olmadığını hep ortaya koymaya çalıştı. Ve o açıklamalar bir bölümüyle doğru olmadığına ilişkin bilgiler de ortaya çıktı. Şimdi benzerinin kayıp çocuklarla ilgili olduğunu görüyorum gibi, ne dersiniz? Siz ne diyorsunuz, bakanlık ne diyor? Yavuz Bey şöyle, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biliyorsunuz 6 Şubat depremin ilk günden itibaren bütün 11 ilimizde milletvekili arkadaşlarımızla beraber, Sayın Genel Başkanımız da o bölgedeydi. Vatandaşlarımızın sorunlarını, sıkıntılarını, taleplerini karşılamak için sahadaydık. Ancak arkasından inanılmaz bir şekilde hem yapılardaki işte ağır hasar, basit hasar, orta hasar yapılandırmasında ciddi şikayetler ve sahada dolaşırken de binalarda aslında binada olduğu görülen, bilinen ama enkaz kaldırılmaya başlandığı fakat yakınlarının enkazdan çıkmadığı, yani canlı da çıkmadığı, cesedinin de, cansız bedenin de çıkmadığı ya da işte bir çocuğun çıktığı bir beyaz araçla çocuğu hastaneye götürmek üzere alındığı ama bir daha da bulunamadığına ilişkin bir takım şikayetler ve talepler gelmeye başlayınca Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekillerimiz arasından İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Başkan Vekilimiz Sayın Sezgin Tarıkulu, Mahmut Tanal, Aysu Bankoğlu ve Ali Haydar Hakver'den oluşan bir komisyon oluşturduk. Ve genel merkez ayağında insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak ben yürütmeye başladım ve bir ihbar hattı açtık. Hem WhatsApp üzerinden, hem sosyal medya üzerinden, hem de o ihbar hattı üzerinden bize ulaşabilirsiniz dedik. Bu 0312 207 4131 numaralı ihbar hattına bize gelen 116 ihbar ve takip var. Bu 116 ihbarda 79 kişi hala kayıp. Bulunanlar, takip ettiklerimiz de var. Siz, siz tabii her kayıp, benim işte bir yakınım kayıp diyeni herhalde ciddiye almıyorsunuz, bir araştırıyorsunuz değil mi? Araştırıyoruz. Kimdir, tabii. Nedir, kaybı nedir, nasıl olmuş tabii diye. Ki. Evet. Tabii ki. Burada bu 79 şu an elimize gelen 116 ihbardan 79 kişi hala kayıp. Bundan 39'u 18 yaş altı Yavuz Bey. Daha da aslında vahim olanı bu 39'un 34'ü 15 yaş altı. 15 yaş. Yani kayıp çocuk dediğimiz, kayıp çocuklar dediğimiz konu. Bakanlık kayıp çocuklar yok diyor ama bizim elimizde Derya gelen... Yanık, Derya Yanık diyor ki bize başvuru yok. Evet, bize başvuru var. Biz de bu başvuruları ve yaptığımız çalışmaları ve Sayın Bakan Hanım'ın elindeki açıkladığı verilerle ilgili kamuoyunu, biliyorsunuz bazı iddialar var. Deniyor ki bazı tarikat ve cemaatlere bu çocukların teslim edildiği. Aynı zamanda daha önce Aile Bakanlığı'nın internet sitesinde protokol imzalanan bir takım kurumlar, STK'lar vardı. Ve bunlara baktığımız zaman Beşir Derneği var mesela. Menzir'in bir şey olduğunu biliyoruz, Beşir Derneği'nin. İnsan Hakları Hizmeti Derneği var. Ardından Muradiye Kültür Derneği, Muhafazakar Demokrat Düşünce Derneği, İnsani Yardım Vakfı gibi bazı protokoller yapılmış kurumlar var. Ve protokollerin birçoğu da devam ediyor. Biz bu listeyi aldık ama daha sonra erişime kapatıldı. Bu protokol imzalanan kurumlar. Sayın Bakan diyor ki şu an 104 çocuk kuruluş bakımında. Hangi kuruluş bakımında? Protokol imzalanan bu kuruluşların bakımında mı? Yoksa bakanlığa ait devletin kurumlarında mı? Mesela biz bakandan bunun cevaplanmasını istiyoruz. Bu konuda net bir şey söylemiyor değil mi? Hayır, söylemiyor. Hep kuruluş bakımında, kuruluş bakımında diye ifade ediyor. Biz bu çalışmaları yaptık ve inanın giderek de gelen ihbarlar... Eyvah, sesle bir problem oldu. Söylemiyorsa kötü. Geri geldi Gürsel Hanım. Buyurun devam edin. Biz bu çalışmaları yaptık dediniz. Yaptıktan sonra Sayın Bakan'dan randevu talep ettik. Dört milletvekilimiz hem resmi yazılı olarak hem de meclisten resmi olarak Sayın Bakan'dan randevu talep ederek elimizde hani kayıp çocuk yok diyor ya Sayın Bakan. İşte bize gelen ihbarlar. Siz de listeyi götüreceksiniz yani oraya. Evet, biz de hazırladığımız raporu dosyaya götüreceğiz. Ancak geçtiğimiz hafta Perşembe gününden başlayarak talep ettiğimiz hiçbir randevu
Sayın Bakan ve özel kalemi tarafından olumlu ya da olumsuz bir şekilde bize yanıtlanmış. Mali birisiyle gönderseydiniz, sorun çözülseydi Gülzar Hanım. Yani anlaşılan görüşmeyeceksin de bari bir listeyi birisiyle bakanlığa gönderip kapıya bıraktırın da belki bakarlar. Yavuz Bey, bugün 4 milletvekili ve 5 milletvekili olarak, bir de ben de genel başkan yardımcısı olarak Sayın Bakan Hanım'la görüşmeye gittik. Biz dedik hani böyle bir durum var, yani Bakan Hanım'dan randevu talep ettik, bize dönüş sağlanmadı. Kendisiyle görüşmek istiyoruz. Bakan Hanım yok dediler. Ve biz gittik, basın açıklaması yaptık. Niyetimizi, yani biz orada yani basın açıklamamızda da gayet samimi bir şekilde elimizdeki bilgiler bunlar. Bunları paylaşmak ve Sayın Bakan'ın da bu 104 kuruş bakımındaki çocuğun hangi kurumlarda olduğunu için bir şeffaf açıklama yapsın. Kamuoyundaki bu kaygılar da ortadan kaldırılsın, giderilsin istedik. Bunu talep etmeye geldik. Ancak Bakan Hanım bize bu konuda bir dönüş yapmadı dedik. Şu saat itibariyle ben beklerdim ki oraya gelenler, kimler? Oraya gelenler yasama organının temsilcisi olan 5 milletvekili. Bir tanesi ana muhalefet partisinde genel başkan yardımcısı. Yani atanmış bir bakan, memur bakan, seçilmiş halkın seçtiği iradenin temsilcisi olan milletvekillerini ve yasama organını kaleye almadı Yavuz Bey. Hala bize dönmedi. Ben duyarlı, hassas, bu konuda samimice mücadele etmek isteyen bir anlayıştaki bir kişi olsaydı, bir bakan olsaydı, ya sayın vekiller bugün bir toplantım şu vardı ama bana şu elinizdeki kayıp çocuklara ilişkin biz, yani 34 tanesi 15 yaş altı, 39'u 18, yani bunun 34'ü 15 yaş altı, bana da bunları getirin ki ben de bu konuda bakanlık olarak çalışma yapayım demesi gerekirdi. Ama hala sayın bakandan ses seda yok. Yani sayın bakanın gündemi anladığım kadarıyla sadece sosyal medya üzerinden işte şunu yaptık, bunu yaptık, başka şu kadar para gönderdik. Evet, tutan bu kadar, yani başka hiçbir şey yok. 1.6 milyon lira gönderdik, gönderdik, bölgeye evet, gönderdiğimiz evet, diye bir açıklaması vardı. Yani ben Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın bir görevi şudur. Kamuoyunda yaygın bir şekilde kimliği belirlenemeyen ya da ailesi belirlenemeyen koruma altındaki çocukların hala bakanlıktan sizinle yayına girmezden önce baktım. 27 Şubat 2023 18 itibariyle diyor ki 104 çocuk kuruluş bakımına alınan çocuk. Hangi kuruluşların bakımında? Bunları söyleyin diyorsunuz. Kaybolan evet, çocuklar var. Kimliği belirlenemeyen 82 çocuktan bahsediyor. Belki bizim elimizdeki ihbar gelen, kayıp olduğu bildirilen ve bizim de belki de o çocuklar yani. Çocuklarla bunlar uyuşacak. Biz ailelerle çocukları buluşturabileceğiz. Vallahi Gülzar Hanım ne olur o dosyayı gönderin ya. En azından belki bir bakarlar. Gerçekten bir tane çocuk kurtulsa o çocuk için bile büyük şey olabilir. Keşke burada siyaset bu şekilde ilerlemese. Çok üzücü tabii. Çok teşekkür ederiz. Katıldığınız için eksik olmayın. Ben sağ olun. Başarılar diliyorum çalışmalarınızda da. Gülzar Biçer Karaca ile konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi depremi konuşurken hocam fark ettiniz. Yani bu işin siyasi boyutu olmaması lazım. Ya insan, can, kim yaparsa yapsın, herkes bir taş atsın diye. Ama görüyorsunuz böyle bir olayda bile yani bir siyaset. İki şık var. Ya bakanlık bilmiyor ki bilmiyorsa kötü. Ya da biliyor.